Evet hocam, şeyi diyorduk. Ege'deki zenci köyleri. Aslında Ege'nin Afrika ile çok enteresan bir kader birliği var. Ege'nin gençleri tam 300 yıl Afrika'ya taşınıyor. Turgut Reis gibi. Turgut Reis dahil. Evet. Afrika'nın gençleri de Ege'ye taşınmış. Yani orantı yok ama ben ona benzetiyorum. Gerçekten sanki adeta onları temsilen gelmişler. Çünkü onlar bir daha dönmediler. Ege'den kopup gidenler, Cezayir, Tunus, Libya, oralardaki çok önemli aileler. Ben birkaç defa böyle Cezayir'in forumlarında bu konularla not, yani ben de yazdım. O kadar merak ediyorlar. O aileleri anlatır mısınız biraz? Yani şimdi ben şöyle söyleyeyim, o kadar meraklılar. Anadolu'nun neresinden geldiklerini merak eden binlerce insan var Kuzey Afrika'da. Ancak sistematik olarak veya böyle bir araştırma yapılmadığı için bu insanlarınki kulaktan kulağa, bizim büyük dedemiz Urla'dan gelmiş. Beş göbek önce işte Manisa'dan, Balıkesir'den gelmişiz. Hatta Sinop, Samsun, Trabzon'a kadar. Bu bölgelerden Osmanlı Devleti düzenli asker göndermiyor. Genellikle köylerdeki gençleri topluyor ve diyor ki, evet, terlemeden para kazanacak, solumadan can verecek yiğitler aranıyor. Ve Anadolu'dan giden bu yiğitler gerçekten o bölgenin, Osmanlı'nın idaresinde bazı yerlerde 300 yıl, bazı yerlerde 400 yıl kalmasında çok, yani şimdi ben bunları bugünkü Avrupa, Batı Avrupa ülkelerindeki insanlarımıza benzetiyorum. Ya, yani doğru. Çok, yani para kazanıp bir an evvel dönmek için. Tabii tabii, bir an evvel gelmek için gittiler. Şimdi gelemediler. Ama artık oranın bir parçası oldular. Evet. Oranın bir parçası oldular. Biz şimdi Avrupa ülkelerine gittiğimiz zaman o insanlarımızı gördüğümüzde kendileri çok az eğitimli oldukları halde çocuklarını en üst seviyede okuttular. Şimdi işte okuyoruz, milletvekili, bakan olanlar var. Osmanlı'nın da Anadolu'dan götürdüğü o belki birçoğu eğitimsiz kişiler kesinlikle çocuklarını okuttular. Ve Tunus'un, Cezayir'in büyük alimleri arasında çok sayıda Anadolu kökenli insan var. Ve bu insanlar Kuzey Afrika'nın bir Endülüs gibi yok olmasını engellediler. Bugün Afrikalılar, yani Kuzey Afrika'nın sadece Kuzey Afrika'da değil, Afrika'daki bir kimlik varsa bunda bizim çok katkımız var. Ve bu insanlar bunu bilmek zorundalar. Maalesef aramıza giren o sömürgecilik bu irtibatı kopardı. Kopardı. Yani biz artık Afrika'daki üniversitelerle, ki yeni açılıyor Afrika'da hocam, biliyor musunuz üniversiteler? Yeah. Hmm. Yani Mali'de mesela üniversite 2000 yılında açıldı. Yeah. İlk üniversite. Türkiye'nin 1,5 katı genişliğinde toprakları olan bir ülke. Komor Adaları'nda, bilmem Tanzanya'da üniversiteler, bir de sömürgecilerin açtıkları var. Çok sınırlı öğrenci alıyor. O yüzden bizim Afrika'ya verdiğimiz sadece insanımızın askerliği veya oraları korumak değil, kültürel hayatında, sanatında, biraz önce siz Tunus'taki sanat eserlerinden bahsettiniz. Yalnız Tunus değil, Cezayir. Tunus, Cezayir'de çok var. Yani Cezayir'de çok ciddi bir etki var. Bir sanat tarihçisi gözüyle hocam. Ben sanat tarihçisi gözüyle o kadar etki, kuvvetli etki gördüm. Ama yani her şeyi ben yapmam. Mümkün bekliyorum değil ki gençler gidip çalışsınlar. Hatta elimdeki malzemeyi vermeye hazırım. Şu Mali'de bir cami, bak mimarisi bayağı farklı Mali'de. Evet. Mali'de bir cami resmi gözüküyor. İşte bu Endülüs mimarisinin Afrika'ya uygulanmış şekli deniyor. Evet. Hmm. Çünkü ilk defa Endülüslü mimarları Kankan Musa götürüyor. Hmm. O çok meşhur bir mimar götürüyor. Bu Kurtuba Camii'ni düşününce ribat tipi derler buna. Evet. Bu aslında dışındaki ağaçlar çamurdan olduğu için yağmur mevsiminde yıprandıkça hemen kalasları koyuyorlar. Üzerlerine çıkıp sıva yapıyorlar. Yani hazır iskele bu. Nasıl? Bunların üzerlerine kalas koyuyorlar. Hemen o çıkıntıları üzerlerine. Şey için soruyorum. Bizim devlet arşivinde de yapabilirler aynı metodu da. Su kenarına taşıyorlar ya. Sonra hocam kalas koyuyorlar, evet. Ve sıva yapıyorlar yağmur mevsiminden sonra. Ha, yani bunlara. O kağıthane derece basarsa Mali usulü şey yapabiliriz belki, evet. Köle ticareti Mısır, ne demek istediniz diyenler var. Yani şöyle, Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Avrupalı çok danışmanları malum. Onun çok önemli Avrupalı Samuel Baker mesela ilk defa Mısır adına
Alber Gölü'ne kadar gidiyor. Baker Paşa. Baker mı? Baker mi? Baker Paşa. Baker Saman Baker. Baker Paşa yani. Yani şimdi eşi, hatta eşiyle beraber gidiyor. Evet. Yani çok enteresan. Emin Paşa var mesela, bir tane Alman asıllı, Polonya Alman asıllı. Osmanlı Devleti'ne geldikten sonra buralarda epeyce bir kalıyor, doktorluk yapıyor. Fakat daha sonra Hartum'a, oradan da bugünkü Güney Sudan Devleti'nin Cuba'ya gidiyor. Ve orada 15-20 yıl Osmanlı Devleti adına Uganda'ya kadar aslında gidenlerden birisi o. Osmanlı'ya orayı bağlayan kişi Emin Paşa. Emin Paşa ile ilgili çok farklı şeyler var. Mesela Yahudiler onu hala kendilerinden sayıyorlar. Yahudi miymiş? Aslı Yahudi. Yani Osmanlı'nın hattı istiva valisi fakat, mi oluyordu? Fakat evet, hattı istiva Ekvator yani. Ekvator, Ekvator vilayeti. Osmanlı'nın böyle bir yeri var yani. Tosun. Ne güzel isim o, hattı istiva. Ömer çok Tosun. Güzel. Ömer Tosun'un 3 yıllık bir kitabı var. Arapça Müdüriyetü Hattıl İstiva diye. İnanılmaz yani. O kitap Türkçe'ye mutlaka tercüme edilmeli. Yani sevgili seyirciler, söylenen şu. Ekvator var ya, Ekvator valisi var. Evet. Peki askeri güç var mı orada? Askeri güç şöyle. Tabii Mısır, Kavalali Mehmet Ali Paşa 1820-21 yıllarında bugünkü Sudan'ın, hani biz hep genelde Kızıldeniz sahili 4 ila 10 kilometre, fazla içeri girmiyor. Çünkü orada Funç Sultanlığı var. Evet. Diyalogları çok iyi. Bu 300 yıl böyle o etkileşim devam ediyor. Habeş Beyler Beyi ile Funç Sultanlığı arasında. Ancak Kavalali Mehmet Ali Paşa Funç Sultanlığı'na son veriyor. Başkenti Sinnar. Sonra Hartum'u kuruyor. Kavalali kurduruyor Hartum'u. Ve 1875 yılında Darfur, bu çok meşhur artık herkesin bildiği Darfur'a gidiliyor ve daha sonra da bir Rabih diye bir adam var. Bizim genelde, ben Avrupa'da falan çok bilgi var o kişiyle ilgili de, Rabih bin Fazlallah, Kara Napolyon diyor Avrupalılar. Tam o Çad'ın, o Çad Gölü'nün oraya gidiyor. Encemen'e falan yani. Evet. Orada L'Empire de Rabah diye Emil Janti diye bir Fransız bu kitabı yazıyor. Kocaman kitap yazıyor Rabih'le ilgili. Ve bunun kurduğu askerler mesela askeri birliklere bayrak diyor. Yani Arapça kelimeyi kullanmıyor. Türkçe kelimeyi kullanıyor. Bölük kelimesini kullanıyor. Bunlar zenci ama Mısır askeri sistemiyle yetişmişler. Kavalalı'nın mı? Ve sonrası. Sonrası. Ve evet. Sonrası. Yani çok enteresan. Bugünkü Orta Afrika'daki şimdi karıştı orası da, çok ciddi bir problem var. Çad'ın daha güneyi ve Afrika'nın en merkezli yeri. Oraları falan alıyor. Yani Mısır adına hareket eden bir insan.